Merhaba değerli misafirler. Yayınımıza hoş geldiniz. Çocuk ve aileye dair psikoloji sohbetlerimizde bu hafta çocukta sınır ve sorumluluk konusunu konuşacağız. Sesim nasıl geliyor? Sesle ilgili bir sıkıntı yoktur inşallah. Az önce çünkü bir yayın açtım. Ses ve görüntü sıkıntılıydı. Tamamdır. Çok teşekkürler. Evet. Önceki yayınlarımızda ergenlikle ilgili konuşmuştuk. Ergenlikte genelde gelen sorulara baktığımızda sınır, işte sorumluluk, çocukların ya da işte ergenlerin nasıl sorumluluk alacağına dair sorular geliyordu. Hocamızla yaptığımız istişare sonrası ergenlikten bir önceki dönem, yani çocukluk dönemi ile ilgili konuşulmasını uygun buldu hocamız da. Evet, hafif bir ses var deniyor ama umarım rahatsız edici bir şey değildir. Ya da zamanla belki yayının ilerleyen sürecinde düzelebilir mi? Evet, hocamızı da yayına bekliyoruz. Bu arada sorularınızı yazabilirsiniz kıymetli hanımlar, beyler. Genelde hanımlardan katılımcı olduğu için önce belki o şekilde ifade ettim ama Allah razı olsun, beyefendilerden de babalardan da bayağı bir katılım olduğunu görüyoruz. Sonradan sorular geliyor. Evet, hikayeden gelen sorular var. Onlara da bakacağız. Burada siz de yorum yap kısmına yazabilirsiniz sorularınızı. Ve aleyküm selam Fransa'ya. Bizden de selamlar olsun Selma Hanım. Evet, hocamız da geldi yayına. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Hoş buldum Sümeyra hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız hocam? Çok şükür. Geç mi kaldım bilmiyorum. Hiç fark etmemişim. Saat geçmiş. Bu arada ayarlamayı da yapamamışım. Şuradan biraz da kendimi göstereyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler de iyiyiz. Ben de aslında açtım ama ekranda görüntüde ve seste bir sıkıntı olduğu için tekrar kapatıp açtım. Şu an sizde de umarım iyi geliyor sesim. Bana iyi geliyor. Harika. Diğer, bilmem nasıl yaparım diye şöyle bakıyorum bir yandan. Kusura bakmayın bugün. Mekan değişti. Tamam, güzel oldu. Kıymetli hocam, ben ufak bir giriş yaptım. Ergenlik konusundan sonra bu konuya geçmemizin sebebi üzerine böyle ufak bir giriş yapmış oldum. Evet. Çünkü ergenlikle ilgili sorunları ifade ettik. Genel olarak her yaşandığını gördük, konuştuk. Her sorunun ya da her cevabın ardından gelen şey şu oldu. Peki ne yapacağız şimdi? Evet. Ya da işte nasıl düzelir? Nasıl düzelir kısmında konu daha önceki gelişim evrelerine gidiyor. İşte çocukluk dönemine gidiyor. Sınırın öğrenilmesi gereken, sorumluluğun, sınırın ilk öğrenilmesi gereken yaşlara dönmemizi gerektiriyor. Hem bu dönem çocuğu olanlar hem de ergenlikte de olsa çocuğunun bu dönemlerini belki yeniden gözden geçirmesi adına ebeveynlerimiz için yol gösterici olması mahiyetinde. Evet, daha önce ne zaman acaba sınır ve sorumluluk öğrenilebilirdi? Bu yaş döneminden biraz bahsetmenizi rica edeceğiz kıymetli hocam. Ne dersiniz? Sınır, sorumluluk ne zaman öğrenilir hocam? Evet, şimdi genelde yumurta kapıya dayanınca diyoruz ya, acaba nasıl yapabiliriz diye. Bazen aslında bize geçmişin modelini gösteriyor hayat. Fakat biz geçmişte müdahale edebilecekken kontrol altında tuttuğumuz şeylere yön vermeyince bizim karşımıza sorun olarak çıkıyor. Yani zamanında hani ağaç yaşken eğilir diye bir şey var ya, gerçekten bu doğru. Çok küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor sınırı. Ergenliğe gelince çocuk zaten sınırsızlığın peşinde, zaten sınırlarını aşmanın peşinde. Daha önceden sınır eğitimi yoksa
sınırsızlık, şımarıklık, saygısızlıkmış gibi görünüyor. Ama çocuk bilmiyor ki, öğretilmemiş. Yani işte daha önce deneyimlemediği hiçbir şeyi bir anda öğrenemez insan. Ergenlikte de yeniden deneyimliyor. Bunun için her şeyi katabilirsiniz. Kendi sınırlarını bilmek, başkalarının sınırlarını bilmek, iletişimi bilmek, konuşmayı öğrenmek, hitap etmek ya da talep etmek, kendi haklarını bilmek, sorumluluklarının içindeki haklarını bilmek ya da sadece hak talep etmek. İşte 2 yaşında başlaması gereken sınır eğitimi 2 yaşında başlamamışsa, daha sonra da telafi edilmemişse, 2 yaşında başlamamış fakat 3 yaşında da başlayabilir. Anladık, bu çocukta bir sorun var. Hadi 4, hadi 5 derken 6-7 ilkokul zamanı. İlkokul zamanında da sınır eğitimi verilebilir ve ergenliğe yansıması engellenmiş olabilir. Ya da olabildiğince. Şimdi insanoğlu sınırını her yerde dener. Fakat sınır eğitimi almış kişi kapıyı bir kere tıklatır. Hayır cevabı aldığında burası bana ait değilmiş ya da bana müsait değilmiş ya da benim girmemem gereken bir yermiş diyebilir. Sınır eğitimi almayan kişi kapıyı tıklatır, hayır dersiniz, o nasıl hayır? Yani hayırı daha önce duymadığı için ben girmek istiyorum ama ben istemiyorum dersiniz, o ben girmek istiyorum der gibi. Sınır eğitimi olmayan insanlar sınırlarını zorlayabileceği her yerde zorlarken, sınır eğitimi almış, sorumluluklarını bilen insanlar, çünkü sınır eğitimi sorumluluğu da birlikte getirir. Yani sınır eğitiminiz varsa sorumluluğunuz da nispeten ya da kısmen başlamış olur almaya. Çünkü bu benim sorumluluğum, bu senin sorumluluğun ya da nedir? Benim sınırlarıma girmemek senin sorumluluğun gibi düşünebiliriz. İşte burada bir bakış açısı oluşur ve sonra öğretmesi kolay olur. Ergenlikte öğretmesi zor olmasının nedeni bu. Daha önce olmayan şeyler bir anda nereden çıktı? Çocuğun zaten içgüdüsü ergenlikte sınırsızlıktan yana. Zaten sınırları aşmak isteyen içeride bir güçlü dürtü var ya da istek var ya da deneyimleme, risk alma arzusu vesaire gibi bir sürü şey varken, durup dururken diyorsunuz ki hayır, buraya giremezsin. O zaman olmuyor işte. Ki bugün ergenlikle ilgili videolar vesaire biraz artırdık, ergenlikle ilgili sunumları diyelim, işte kitapla birlikte gelen ve herkesin aynı tepkisiyle karşılaşıyoruz. Şimdi ne yapacağız hocam, sizin de dediğiniz gibi? Peki nasıl çözüm bulacağız? Evet, çözüm bulacağız, çözüm yollarımız var. Fakat ergenlikte bir kere dediniz diye o çocuk onu yapmaz. 2 yaşında da öyle. Siz sütten kesmek istersiniz. Düşünün, 2 yaşında çocuğu sütten keserek sınırı başlatırsınız. Artık benim sınırım var. Yani benim bedenim bana ait, senin bedenin sana ait. Artık sen kendi yemeğini kendi elinle, kendi kaşığınla yemeye başlayacaksın demektir bu. Yani ona alan tanımak, kendimize de alan tanımak, ondan ayrışmak demektir. İşte tam bu noktada biz hani sen ben ayrımı yapmadığımız noktada, bunu daha sonrasında da yapmamışsak ki bağlamından koparmayalım. Yani 2 yaşında siz çocuğa evet bu gece artık emmeyeceksin ya da bugün artık benim mememden beslenmeyeceksin dediğinizde çocuk anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. Yani siz onu öğretmek için zaman harcıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz ya da bir teklif geldiğinde, bir davet geldiğinde diyorsunuz ki biz bu ara sütten kesiyoruz, o yüzden bir yere çıkamayız. Ya da işte biz bu ara tuvalet alışkanlığıyla ilgileniyoruz. Çocuğun tuvalet alışkanlığı dönemi ve ben her şeyi iptal ettim ve bunu ayırdım diyorsunuz. Bunlar bir iş, yani önemli şeyler. Siz daha önce vermediğiniz sınırı ergenlikte bir günde ya da bir kerede bir cümleyle verebileceğinizi zannederek hata ediyorsunuz. Söyledim olmuyor. Söylemekle olsa... Şimdi biz de buradan o kadar çok şey söylüyoruz ki, yani videolar çekiyorum, ne söylesem olmuyor gerçekten. Şimdi nasıllar videosuna geçeceğiz ama hani ben de anlatıyorum, herkes anlamak istediği gibi anlıyor. Aslında çok net olduğumda söylenir, ben de net olduğumu biliyorum. Net net anlatıyorum, dümdüz anlatıyorum, hiç dolandırmıyorum kafalar karışmasın diye. Ama aynı videoya, aynı konu tekrar videonun başlığı olan soru şeklinde gelebiliyor. Yani söyleyince anlamak o kadar kolay değil demek ki. Önce biz bir bakalım, söyleyince anlayabiliyor muyuz? Sonra çocuklarımız söyleyince anlamadıklarında onları anlamaya çalışalım. Evet. Hocam çok güzel bir giriş oldu açıkçası. Aslında çok toparlayıcı da oldu.
Genelde soru da buradan geliyor. Söylüyorum olmuyor. Neden çocuk ne kadar söylesem de yapmıyor? İlk yaşlardaki sınır eğitimi 2 yaşından itibaren başlıyor dediniz. Çünkü yaş sorulmuştu. 2 yaş itibariyle artık çocuk kendi sınırını öğreniyor. Annenin sınırını tanıyarak. Ve bunun üzerine sorumluluk da geliyor dediniz. Sınır ve sorumluluğu birlikte özellikle kullandığınızı ben görüyorum, gözlemliyorum. Sınır ardından hemen sorumluluk. Neden? Çünkü artık memeden kesiyorsunuz ve diyorsunuz ki sorumluluğun var. Yani karnını artık kendin doyuracaksın. Kendi elinle yiyeceksin. Çiğneyeceksin. Artık sıvı beslenmeyeceksin gibi sorumluluğu da hemen arkasından vermiş oluyoruz. Peki, bu dönemle ilgili başka çok fazla soru gelmedi. Genelde sorular yine ergenlik dönemine dair. İşte önceden söz dinlerdi ama artık ergenlikte dinlemiyor diyenler var mesela. Buna ne dersiniz hocam? Önceden sınırı tanıyıp da sonra... Şimdi o sınırı tanımış olmuyor. Komut dinliyor. Yani biraz hani itaat etmiş oluyor. Anne ne derse, baba ne derse onun yapılacağını düşünüyor. Çünkü biz böyle büyüyen bir nesliz. Annemiz babamız ne derse onu yapmamız gerekiyor. Hani konuyu dağıtacak mıyım bilmiyorum ama buradan şu geldi hemen zihnime. Hani diyorlar ya ergenler büyüklere, yaşlara karşı neden saygısız? Eskiden biz itaatkar olduğumuz için itaat ederdik, sorgulamazdık. Ve direkt onlar ne derse yaptığımızda doğru olduğunu düşünürdük. Fakat bugün biz psikologlar olarak, terapistler olarak randevuları yetiştiremiyoruz. İnsanların travmalarını vesairelerini çözümlemekte yetişemiyorsak demek ki anne babalarımıza bu kadar itaat etmek doğru bir şey değilmiş. Yani bize iyi gelmemiş ki biz şimdi bunun temizliğini yapıyoruz. Hani orada annem bana böyle söylediği için böyle yaptım ama aslında böyle yapmamam gerekiyormuş. Çünkü bizim anne babalarımız da bizim sınırlarımıza girdikleri için biz sınır ve sorumluluğu alırken onların da bizim sınırlarımıza girmemesi gerekir. Bir saniye, bir de su alabilirim. Hocam buradan şu çıkar mı? Aslında çok içselleştirilmemiş şey sonraki nesle aktarılamamış da diyebilir miyiz? Yani aslında gerçek içsel olmayan hani saygı görünümünde belki ya da karşı tarafın saygı olarak kabul ettiği bir şey aslında bizde sadece itaatten ileri gelen bir şeydi belki. Bu yüzden de sonraki nesle bu şekilde aktarılmadı. Şimdi burada sınırlar ve sorumluluk verildiğinde yani benim bedenim bana ait olduğunda annemin bedeni artık hani memesini kendine ait hissettiğinde ve bizden ayrıştığında biz ben olmaya başlıyoruz. Ve biz ben olmaya başladığımız zaman ben dediğimiz zaman davranışlarımızın sorumluluğunu alıyoruz. Dolayısıyla itaat etmek ya da söz dinlemek ya da orada bir fikir beyan etmek için ben demeye ihtiyacımız var. Biz söylüyoruz çocuğumuz da aynısını yapıyorsa bu çocuk benlik oluşturamıyor. Benlik oluşturamayınca, ben diyemeyince sizin için yapıyor. Sonra ergenlik dönemine gelip benlik oluşumuna karşı duramıyor. İçeride bir ben diyen bir güdü var. Çünkü artık öyle bir yaratılışa sahibiz ki o güne kadar ben diyemeyen çocuk ergenlikte otomatikmen ben diyor. Zaten hani reşit olduğumuz bizim dinimizde de reşitlik yaşı çağ olarak bilinir ya yaşla değil. Buluğa erdiğin gün reşit olmuşsundur. Neden? Çünkü yaratıcı içimize öyle bir sistem koymuş ki biz buluğa erdiğimizde ben demeye başlıyoruz. Ben demeye başladığımız zaman davranışlarımızın sorumluluğunu alıyoruz. İşte bu noktada çocuklar diyor ki ben sizin gibi yaşamak istemiyorum. Ben farklı bir hayat yaşamak istiyorum. Anne babalar ne oldu bu çocuğa birdenbire diyor. Daha öncesinde benlik, sınır ve sorumluluk verildiğinde yani bu davranış sana ait, bana saygısızlık yapıyorsun değil de sen saygısız bir insan olmayı mı tercih ediyorsun demiş olsaydık küçükken, bu saygısız davranış sana ait, bana değil demiş olsaydık çocuk da davranışlarının sorumluluğunu alırdı ve saygısız biri mi olacağım, saygılı biri mi olacağım kararı verirdi. Şu an yaptığı davranışlar kendine ait hissetmediği için, size karşı yaptığını düşündüğü için size karşı yapıyor. Neden? Aslında o güne kadar yaptığı itaatin bedelini ödetiyor. Yani bugüne kadar ne istersen yaptım, artık hiçbirini yapmayacağım. Çünkü bir ben var içimde diyor. İşte o yüzden küçük yaştan itibaren o 2 yaşında sınırlarını ayırt etmemizin güzelliği ve özelliği ben demeye başlaması, benlik algısı oluşturması. Ben diyen insan kendi davranışının farkında olur. Ben ne yapıyorum? Hani ben ne yapıyorum demiyor ergen. Çünkü ben diye bir şey yok. Ve biz, bunu biz yaptık.
biz vermedik. Yani sen yapıyorsun demedik. Benim için yapıyorsun. İşte bunu yapacaksın. Ders, hatta kendi dersi, kendi başarısı, gelecek hayatının kendi oluşumu, yani kendi mesleği, yarın ileride doktor olacaksa diyecek ki ben doktorum. Annemin babamın yaptığı doktorum demeyecek. Dolayısıyla orada bile kendine vermedik. Vermek de istemiyoruz. Zaten hani onun yaptığı şey, onun doktorluğu benden kaynaklansın istiyor anne baba. Onu ben yaptım, ben okuttum. İşte ben olmasaydım olmazdı demek istiyor. Halbuki sen yaptın, başardın, başarabiliyorsun şeklinde olsaydı çocuk da evet ben bunu yaptım, başardım, bunu da başarabilirim diye motivasyon da sağlardı. İçsel motivasyonu da oluşturulmuş olurduk. Yani sınırla başlayan şeyleri sıralarsak dağıtmış olabiliriz. Bir, sınır vermeye başladığımızda sorumluluk da veririz. Sorumluluk alan kişi davranışlarının kendisine ait olduğunu düşündükçe ben olur. Benlik algısı olan kişinin motivasyonu olur. Ben yaptım, benim başarım, benim üzüntüm ya da benim hatam telafi etmek için de uğraşır ve hata telafi doğurup telafi de bizi geliştiren bir şey olduğu için insan kendi gelişiminde yol kat etmiş olur. Aslında ergenliğe kadar biz benlik algısı ya da benlik oluşumunda çok fazla yol kat etmiş olmamız gerekirken bugünkü ergenlere baktığımızda sıfır noktasındayız. Ben sınırlar yok. Dolayısıyla sorumluluk yok. Bunlar olmayınca benlik yok. Benlik olmayınca kişilik, hani ben diyen bir kişilik, sadece ben diyen bir kişilik. Bütün bunlarla oluşturulan kimlik de ben diyen bir kimlik. Başka bir şey değil. Dolayısıyla burada hatayı çocuklara yükleyerek hani yapmıyorlar. Çünkü baş edemeyince bir de böyle bir şey var. Karşı tarafı suçluyoruz ya. Ben nerede hata yaptım sorusu bizi aslında çözüme daha iyi götürecektir diye düşünüyorum. Ya da doğru yolları açacaktır. Ama biz sürekli elimizle dünyaya getirip, elimizle büyüttüğümüz çocukları suçladığımız sürece de yol kat etme ihtimalimiz yok. Çünkü onlarda ne varsa biz yaptık. Hatalarımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Eksik noktalar, evet sınır vermişim ama sorumluluk vermemişim. Hoş olmaz da sınır verdiyseniz sorumluluk otomatikmen gelir. İşte o yüzden küçüklük, çocukluk çok önemli. Çocuklukta taşı doğru yere koyarsanız, o taş diğerlerini de getirecektir. Ya da işte o puzzle'ın parçası diğerlerini de otomatikmen yerine yerleştirecektir. Daha kolay olacaktır. Bunu sonradan yapmak mümkün fakat zor, kolay değil. İşte burada biraz zorluğa, istikrar ve sabır. Sabırsızız. O güne kadar sabretmişiz ya. Hani vermişiz, vermişiz, vermişiz. Artık vermeden olsun. O bize versin istiyoruz. Ama çocuk için hayat boyu sabretmemiz gerekebilir. Yani çocuklarımızın annesi babası hissediyorsak, yaşlandığımızda da onlar ne kadar büyüse de sabırla beklememiz gereken dönemleri olabilir. Biraz istikrar ve sabır. Biraz fevri ve ani tepkiler veren toplum olduğumuz için hemen olsun istiyoruz. Hani kırmızı ışıkta beklemek de bize zor gelir ya. Hiçbir şey beklemeyelim. Gidelim, alalım, gelelim istiyoruz. Ama işte insan öyle bir varlık değil. Hocam bir de şey dikkatimi çekiyor. Şimdi ebeveyn olduğum için belki biraz rahat konuşuyorum bu konuda. Çocuklarımız olduğu zaman bizim terbiye ettiğimiz, bizim işte öğrettiğimiz çocuklar oluyor. Ama nedense hata yaptıkları zaman ya da sınırları zorladıkları zaman da işte o çocuk, yani çocuk başkasının çocuğu gibi sanki ya da işte bizim verdiğimiz terbiye altında değilmiş gibi. O zaman ben oluyor. Hani o zaman diyoruz ki yap, hani ben diye, o zaman bunu yapsın. Bir de hocam çocuğun benlik oluşturması diyorsunuz ya, bu aslında ilk yaşlarda, özellikle bu 3-4 yaşlarında deriz ya ergenliğin fragmanı diye. Genelde nelerde sorarlar 4-6 yaş öğrencilerimizde olduğu için Diyanet'te, veli seminerlerinde karşımıza çıkar. Hocam ergen gibi davranıyor, çok öfkeli. Orada ilk ben dediği dönemdir değil mi hocam? Evet. Bununla ilgili... İşte biz daha önce ben demesine izin vermemişsek, yani başarılarını kendisine, hatalarını kendisine atfetmemişsek, yani bu senin hatan, düzelt, bu senin başarın, mutlu ol, sen daha çok mutlu ol, ben senin yanına eşlik edeyim dememişsek, bunu cümle olarak söylemeyiz, tavır olarak, duruş olarak gösteririz, yani bunu hissetmemiz gerekir. Eğer ki biz çocuğumuzun başarısını onun başarısı, hatasını onun hatası olarak görerek devam etmişsek, onun hata ve başarılarını üzerimize almadan ona benlik kazandırmış oluruz. Ama bunu yapmayınca ergenlik dönemi geldiğinde içgüdüsel olarak, bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum ama galiba bunu anlatmak çok zor olacak. Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Ergenliğe giriyoruz, buraya eriyoruz, hadi ben olayım demiyoruz. Bilişsel bir şey değil yani. İçgüdüsel, yaratılışsal. Fıtrat diye bir şey var ya, yıllardır fıtrat
fıtrat fıtrat konuşuluyor. Fıtrat ne diye herkes kendince, ama siz hani dini eğitim olan insanlar nasıl tanımlıyorsunuz bilmiyorum. Psikolojide fıtrat bana göre yaratılış, yani bozulmamış halimiz. İşte bizim hayatımızda içgüdü dediğimiz ya da işte bilinç dışı süreçler dediğimiz, yaratılıştan, doğuştan getirdiğimiz bir takım dürtülerle ortaya çıkan şey. Ve bu ergenlikte bakın kimse buna karşı koyamıyor. Yani fıtratın getirdiği şeye, mesela çocuğun fiziksel büyümesine karşı koyabiliyor musunuz? Koyamıyorsunuz. Birdenbire çocuk kocaman oluyor. İşte kıllanması, tüylenmesi, sakal, erkeklerin sakallarının çıkmasına, işte kız çocuklarının memelerinin vesaire kadın görünümüne ulaşmasına engel olamıyor, olabiliyor musunuz? Hayır. Dolayısıyla bu kendiliğinden oluşan bir şey. Fiziksel, biyolojiksel olarak kendiliğinden oluşan şeye bir de ruhsal gelişimin kendiliğinden içgüdüsel olarak ortaya koyduğu bir şey var. Ben. Yani ben olmak onun içgüdüsünde, hormonlarından mı deyin artık nasıl anlatacağım bilmiyorum. Hani oturup biraz daha düşünmem gerekecek ama tamamen içgüdüsel, hiç kimsenin kontrolünde olmayan, yaratılıştan. Şöyle düşünün, yaratılış, yaratılırken, yaratılışa inanıyorsak, yaratılırken bir sistem üzerine yaratılıyoruz. Ve o sistem zamanı geldiğinde hani şey gibi, şimdi akıllı ilaçlar falan var ya, bir ayda bir salınıyor, üç ayda bir salınıyor. Yani nasıl oluyor? Yapay zeka ile kodlanıyor ve o artık nasıl oluyorsa, çok bildiğim bir şey değil de tahmin ediyorum. Çünkü üç ayda bir salınıyor içimizde. Demek ki bir kodu var onun ve bunu yapıyor. Bizim de bir kodumuz var bu dünyaya gelirken. İşte bebekken annemizi emmemiz gerekiyor. 2 yaşında yürümeye başladığımızda, yani kendi kendimizin farkına vardığımızda ayrışmamız gerekiyor. Kendi yeme içme ve dışkılama ihtiyaçlarımızın farkında olmamız gerekiyor. Sonrasında da ergenliğe geldiğimizde de bir şey var içimizde, o devreye giriyor ve bize ben, ben, ben dedirtiyor. Ayrışmanın artık son anı. Artık ben ayrı bir bireyim. Ayrı yerde yaşamak istiyorum. Evden uzaklaşmak istiyorum. Mesela ergenlikteki çocuklar odalarına kapanır. Çünkü artık o ailenin içinde yaşamak istemez. Ayrı bir yerde yaşamak ister. Kendi hayatı olsun ister. Buyurun hocam. Aslında hocam şimdi genelde yorumlara da bakıyorum bir yandan da. Deniyor ki işte de narsist çocuklar yetişiyor. Onların ben demesine işte çok sanki biraz tam anlaşılamadı gibi bu kısım. Hı-hı. Aslında söylenen şey şu değil mi hocam? Çocuk 2 yaşından sonra ben demeyi öğrenmeli zaten. Fakat eğer biz o akıl bali olmadan önce, işte günahı sevabı aslında başlamadan önce, dini terminolojiden de bakarsak, bu dönemde zaten mükellef olmadığı dönemde ben demesi normal olan. Fakat biz bu dönemde çok uslu, çok akıllı, çok terbiyeli, işte çok ideal, ideal çocuklar yetiştirme gayreti sebebiyle o baskıladığımız ben bir yerde patlıyor. Aslında bundan bahsediyoruz. Ergenlikte patlaması ya da ergenliğin daha ileri dönemlerinde, normalde tanıdığımız 14-15 yaş ergenliğinde de olmuyor bu. Bazen de 20 yaşında, 25 yaşında oluyor, daha ileri yaşlarda oluyor. Ama o ben, Allah'ın fıtratı, hani yarattığı fıtrat bir şekilde kendini göstermeyi her halükarda isteyecek. Bizim bahsettiğimiz şey bu. Biz çocuğun 3-4 yaşlarında bunu yapmasına müsaade etmediğimizde, onu baskıladığımızda ya da ideali oluşturma gayreti içerisinde ertelemiş oluyoruz. Evet. Değil mi hocam? Aslında kastettiğimiz şey doğru zaman çocuğun ben demesine müsaade etmek. Kendi benliğini... Şimdi şöyle, benlik oluşturmak demek, ben demek, canım ne isterse onu yapmak demek değil. Canım ne isterse onu yapıyorsam ne ben diyebiliyorumdur, ne sorumluluk sahibiyimdir, ne de özgüvenim vardır. Ben özgüvenin altyapısını oluşturan, yapabilirim diyen, yaptıkça mutlu olan, mesela ben iyilik yaparım. İyiliği de ben yaparsam yaparım. Başkası adına yaparsam çok hoşuma gitmez gibi düşünün. Ben dedikten sonra iyi bir çocuk, iyi bir insan, iyi bir öğrenci, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, neyse ne yapıyorsam artık, iyi bir şey olabilmek için ben demeye ihtiyacım var. Ama bugünkü hani söylenilen ben yaparım, canım ne isterse yaparım kısmı zamanında ben verilmeyen, benlik algısı oluşturmayan çocukların yaptığı bir şey. Onlar ben demiyor aslında. Onlar bilişsel bir ben. İçindeki benlikleri gelişmiş değil. İçinde ben hissetmiyorlar. Bunun savaşını veriyorlar. Yani zamanında verilmeyen benliğin savaşını veriyorlar. Ben dediğimde ne olur?
Ben dediğimde bunu ben yaptım. Küçükken düşünün, bunu sen yaptın, sen başardın. Sonra hata yaptığında, döktüğünde, kırdığında, saygısızlık yaptığında sen saygısızlık yaptın. Şimdi özür dilemelisin dediğinizde çocuk bunu zaten ergenliğe kadar öğrenmiş olur. Ama siz çocuk küçükken toplum içinde ya da misafir geldiğinde küfrettirip gülerseniz, sonra hani daha müstehcen şeyler yaptırıp gülerseniz ya da işte büyüğüne vurdurup gülerseniz, bu çocuğun benlik algısı oluşmaz. Siz istediğiniz için yapar, sonra siz istemediğiniz için yapmaz. Fakat bir benlik algısı oluşmayacağı için ben yapıyorum, ben ne yapıyorum deme olasılığını elinden alıyorsunuz. Şu an ben ben diyen, canım ne isterse onu yapıyorum diyen çocukların anne babaları, şimdi psikoloji bir matematik. Kim ne derse desin bana şunu anlatamaz. Yaptık hocam, olmadı. Yapsanız olmaz, olmaz. Demek ki yapmadınız. Yani mesela biz sınırlara çok dikkat ediyoruz. Sonra çocuk geliyor, sınırlara dikkat edilmiş evde olmayacak şeyler oluyor. Nasıl oluyor? Sınıra hani dikkat ediyordunuz? Sınıra şurada dikkat edip burada etmiyoruz, olmaz. Ya da sınırlara, çocuklara sınır koyuyoruz. Yani onlar şunu yapamaz, bunu yapamaz, kurallar koyuyoruz. Ama biz her şeyi yapıyoruz. Yine sınır koymuş olmuyorsunuz. Çünkü siz her şeyi yapıp onların sınırlarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sorun varsa, sizin çocuğunuz sadece ben diyorsa ki der, fakat burada ikna edemiyorsanız, sorumluluklarını ona hatırlattığınızda evet ya benim bir sorumluluğum var demiyorsa, işte burada zamanında hiç duymadığı, görmediği, bilmediği bir şey söylüyorsunuz. Çocuğun içine işlemiyor, girmiyor. Bunun için oturup hani yapmıyor, yapmıyor değil de ben neyi eksik yaptım kısmına girip bunu bulmamız gerekiyor. Bahsettiğimiz benlik öyle bir şey değil. Şimdi benlik deyince ego anlaşılıyor ki ego, doğru. Ama bu ego olmadan, bu benlik olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Şimdi benim bu işi yapmamı sağlayan, size hitap etmemi sağlayan ego, benliğim. Nasıl? Yani benim bir sorumluluğum var. Gördüm. Binlerce insanla çalıştım. Bu ara ergenler zaten akın gibi geliyor. İşte videolar vesaireden ötürü. Ve görüyorum, sorumluluk hissediyorum. Diyorum ki ben bir şeyler yapmalıyım. Ben bir şeyler yapmalıyım. Benlik algım olmasa, egom olmasa ben bir şeyler yapmalıyım demem. Birisi başkası yapsın diye oturup beklerim. Evet, ben işimi yapayım, hani seanslarımı yapayım, onlara bana gelenle yetineyim. Ama gördüklerimi, duyduklarımı sizlerle paylaşıp sizlere karşı bir sorumluluk, bir yükümlülük hissettiren şey benim benlik algım. Bunun karşısında duramayıp mahcup olmam. Yani ben şimdi gördüm, duydum, biliyorum, bilmeyen bir sürü insan var. Şimdi bunları onlara nasıl anlatırım derdine düşüren benlik algım. Ben böyle hani ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz kısmı ben değil. O özgüvensizlik, o sorumluluk almadan, sınırlarını bilmeden geliştirdiğimiz bir benlik. Ama tamamen sınırlardan, sorumluluklardan yola çıkan bir benlik. Yani benim bir sorumluluğum var. Bu işin içindeysem, bu işi yapıyorsam, bu işin gereğini de yerine getirmeliyim. Hatta bizim dinimizde şöyle bir şey var. Bir iş yapıyorsan o işin bir de zekatı var. Ve ücretsiz, halka yönelik, toplumsal yaptığın şeyler de bu işin zekatına girer. Çünkü sen para kazanarak yaptığın bir iş var ve o işte kazandığın paradan daha kıymetli olan bilgiyi insanlarla paylaştığında zekat, belki de ötesinde sadaka vermiş oluyorsun, değil mi? Onu kim yapıyor? Ben dediğim zaman yapıyorum. Ben demediğim zaman ne zekat verebilirim, ne sadaka verebilirim, ne de özür dileyebilirim, ne teşekkür edebilirim. Özür de başkasının, teşekkür de başkasının hakkıdır. Benim hiç hakkım yoktur ben demediğim sürece. Evet. İbadetler de bunun içine giriyor, değil mi hocam? Genelde ibadet alışkanlığı edindirme gayreti de olduğu için ebeveyn bunu da söyleyebiliriz. Neden kılıyor namazı? Anne baba dediği için. O zaman namaz da onun olmamış oluyor. Hatta bununla ilgili çocukla iletişim dersinde öğrendiğimiz bir şey. Ben dilini çocuklarla çok kullanmak tavsiye edilmez. Neden? Çünkü çocukla iletişimde hep o vardır. Yani Özne. çocuğun özüne vurgu yapmak gerekiyor. İşte yemek yemediğin zaman ben üzülürüm. Ne yapmış oluyoruz? Çocuğun yemek yeme ihtiyacını kendimize atfetmiş, kendimizle alakalı bir şey gibi ona lanse ediyoruz. Oysa çocuğa bunu şu şekilde tanıtmamız gerekiyor. Yemek yemezsen aç kalırsın. Yani bu seninle ilgili. Evet. Burada da herhalde işe yarayacak bir bilgi olarak belki de Tabii inşallah ki.
Tabii ki ne kadar ayrıntıya girersek o kadar iyi. Çünkü bizde ön kabuller var. Psikolojiyi anlatmanın zorluğu burada galiba. Hani özellikle psikolojinin şöyle bir ön yargısı var. Din ve psikoloji karşı gruplar, hani savaşan gruplar. Din varsa psikoloji yok, psikoloji varsa din yok gibi algılanıyor ya. İnanç, hani psikoloji inançla ilgisi yokmuş gibi. Halbuki psikoloji İnsanın psikolojisi ve inançlı da, inançsız da, Amerika'dakinde, Kuzey Kutbu'ndakinde, Türkiye'dekinde, Doğu'dakinde, Afrika'dakinde değişmeyen tek şey belki. Fiziksel özelliklerimiz değişebilir. İşte Afrika'da daha siyah tenli, Batı'da daha sarıya dönük, daha beyaz, daha beyaz tenli olurken veya işte belki buluğa erme çağı değişirken değişmeyen tek şey psikolojimiz. Annemizden, babamızdan olan ihtiyaçlarımız, benlik algımıza hizmet edenler ve etmeyenler. Dünyanın her yerinde değişir. Mesela tacize, tecavüze uğramak dünyanın her yerinde herkesin psikolojisini alt üst eder. Kendini anlatamamak dünyanın her yerinde herkesi öfkelendirir. Anlaşılmamış hissetmek. Ne anlattığından bağımsız. Bizim anlaşılma ihtiyacımızı psikolojimiz belirlerken ne anlatacağımızı kültürümüz, dinimiz, kökenimiz belirleyebilir. Neyi sorun ettiğimizi. İşte psikoloji o yüzden dünya insanoğlu söz konusu olduğunda değişmeyen tek şeydir. Ve psikoloji hiçbir şeyin karşısında değil. İnsana ait bir şey. Yani insan psikolojisi izin verdiği ölçüde dindar olur. Mesela güvenli bağlanması olmayan namazı falan dikkat etmez. Teslimiyete yakın olmazmış gibi yapar. Yani işte görünürde çok fizik olarak dindarlığı üst seviyede yaşıyor olabilir. Herkes ona imreniyor olabilir. Hatta hoca olup ders veriyor olabilir. Ama aslında içeride taklidi bir imanı içselleştiremez. Çünkü güvenli bağlanması yoktur. Hani bazı sözler vardır. Allah'la bağlantı anneyle babayla olan bağlantıdan geçer diye. Bu çok doğru bir şeydir. O yüzden psikoloji köken insanı anlatan bir şey. Nasıl ki biz biyolojimizi dinle bağlamıyorsak, hani sarışınlar daha az dindar, ne bileyim işte esmerler daha falan gibi demiyorsak, psikoloji de bütün bunlardan bağımsız, hiçbir şeyin karşısına geçemeyen insanın kendisini, içini, içindeki benliğini anlatan ya da oluşturan ya da orada hasarı oluşturan tek şey, tek ortak şey diyebiliriz. O yüzden psikoloji hani hangi ekolden alırsanız alın bunu ezberden işte bu yüzeysel ne bileyim işte nasıl olabilir anlaşılmama hissi yani anlaşılmadığımı hissetmek beni her yerde öfkelendirirken bunu bırakıp anlaşılmama hissi yani kavramsal tarafını bırakıp işte böyle söylememiz gerekiyor kısmında kaldığımız için ezberci ve bize uymuyor. Yani bütün herkesin ihtiyacı anlatma ihtiyacı aynıymış gibi aldığımız zaman olmuyor. Bizim anlatmak istediğimiz şeyler farklı ama anlatma ihtiyacımız dünyanın hiçbir yerinde değişmeyen tek gerçek. Evet. Peki hocam sorular var. Sorulara bir bakalım dilerseniz. Mesela 7 yaş, 8 yaş, farklı yaşlarda ama genelde bu tam şey dönem, latent dönem. Çocuklarda anneyle babayla birlikte yatma. Bununla ilgili ne dersiniz hocam? Söz geçiremiyoruz, odasına alamıyoruz diyenler var. Yani şimdi orada söz geçirmek, şimdi söz geçirme kısmı her zaman söz geçmez. Sınır böyle bir şey işte. 2 yaşında ayrışması gerekiyordu. Bu benim çok dertli olduğum bir konu. 12-13 yaşında çocuklar bile ya annesiyle ya babasıyla yatıyor olabiliyor. İşte çift geliyor, bir sorunu var. Bir bakıyorsunuz aslında ebeveynlerden biri bir çocukla yatıyor. Tek çocuk. Onu ayıramıyorlar. Çocuk istemiyor. Çocuğa söz geçiremiyoruz. Burada söz geçirme kısmına geçilmesi çok mantık dışı. Yani çocuğun bunu gönüllü yapması gerekmiyor. Sınır böyle bir şey. Sınır sizin isteyerek yaptığınız şey değil. Hani ne dedik? Kapıya tıklarsınız, girmek istiyorsunuzdur ama kapının sahibi, odanın sahibi neyse o içerideki kişi istemiyorsa siz isteseniz de ona saygı duymak zorundasınız. Yani sınır bizim istediğimiz değil. Karşı tarafın ihtiyacı ya da genel geçer kurallardan kaynaklı, evrensel değerlerden kaynaklı bir şey. Bu toplumda yaşayabilmemiz için tek başına yaşadığımız zaman evet canımız nerede istiyorsa, hangi yatakta istiyorsa orada yatabiliriz. Ama bir başkasının olduğu yerde sınırlar başladığı için ve bir başkası da işte anne baba kendini bir başkası olarak görmediği için zamanında bunu yapamıyor. Şimdi söz dinlemiyor. Yani söz dinlemiyor diye
bunun sorumluluğunu çocuğa atan kişi gerçekten bugün benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani söz dinlemiyor nasıl bir şey? Çocuk nasıl söz dinlemez? Çocuğa hani rica mı ediyorsunuz? Hani oğlum kızım gitmen gerekir mi diyorsunuz? Sınır böyle bir şey değil. Burası benim yatağım, burası senin yatağın. Burası anne babaların yatması gereken yatak, burası çocukların yatması gereken ya da sana oda yaptık. Bunun için odayı süslemenize, güzel yataklar almanıza falan da gerek yok. Çocuğun yatağı sizin imkanınız neyse o ölçüde olacak. Yani sınır koymak için bir sürü güzellik ya da işte iltifat ya da süse ihtiyaç yok. Sınır sınırdır. Anne baba kendi yatağında yatar, çocuk kendi yatağında yatar. Bu kadar net ve basit bir şeyi çocuğun üzerine atıp çocuk söz dinlemiyor diyen insanların bunu çözme ihtimali azalıyor. Buna çok üzülüyorum. Yani böyle düşünürken bunu çözemezsiniz. Çocuk söz dinlemez, niye dinlesin? Aslında şu mu bekleniyor acaba? Her şey böyle tatlılıkla olsun. Çocuğa söylensin ve çocuk da "Aa, evet tamam anladım" deyip odasını tercih etsin. Yani bazı şeylerde çocuğun evet istekleri olabilir. Ya da ağlamalar mesela. Bazen çocuğun gerçekten hocam ağlamaya ihtiyacı var. Fark ediyorum bunu. Ya yani bir duygu yoğunluğu var ve boşaltmak istiyor onu. Sürekli çocuğu ağlatmamak için böyle etrafında pervane oluyor bütün evdeki bütün yetişkinler. İşte onun dikkatini dağıtmaya çalışıyor, susturmaya. Ya yani bir şekilde susması amaç. Buradaki şey mi? Sıkıntı acaba? Hani anne babanın o çocuğun karşı durmasına ya da o an bir çaresizlik mi hissediyor? Bence orada hani ayrı yatmayı başaramayan anne baba, yani çocuğunu ayıramayan, kendi yatağında yatıramayan anne baba bir kere anne baba olduğunun farkında değil. Bir kere yetişkin gibi durmuyor. Yani benim hayatım, ben diyemeyen insanlar. Ben demeden biz olduğumuzda böyle oluyor. Ben demeden biz olamazsınız. Hani böyle çok birlikte olmayı seviyormuş gibi görünen insanlar vardır. Ama aslında onlar ben olmadığı için karşı tarafa eziyet eden, karşı taraftan beslenen, karşı tarafın üzerinden geçindiği için aslında işte kendi kendine kahvaltı yapamayan, kendi kendine yemek yiyemeyen, kendi başına illaki birini isteyen, ondan beslenmeye ihtiyaç duyan insanları biz hani birlikte beraberlikte ya da birlik beraberlik olmayı seviyor zannederiz. Halbuki ben olmadığı için o birlik beraberlik ve paylaşım değil, yine almak, sömürmekle ilgilidir. Yani birisinin üstünden geçinmek, birisinden almak. İşte bu insanlar da büyümemiş insanlardır. Dolayısıyla bu anne babaların önce bir anne baba koltuğuna oturması gerekiyor. Ve birey, ben, hani ben yetişkin bir insanım ve bir çocukla ya da o yaştaki bir çocukla neden aynı yatakta yatayım? Yani böyle bir sorumluluğum yok. Hani karı koca birlikte yatması gerekiyor. Evet, ama çocukla birlikte yatılması gerekmiyor. Neden kendine bu eziyeti yapar insan? Ben diyemediği için. Ben demeden biz olmaya kalktığı için. İşte orada bu anne babaların önce kendini ayrıştırıp ben olması, sonra karı koca olarak biz olması, sonra da biz olarak herkesten ayrışması gerekir. Çünkü evlilik söz konusu olduğunda çocuklar da dışarıda kalmalı. Evlilik başka bir şey, aile başka bir şey. Karı koca evlenir, evlilik gerçekleşir. Çoluk çocuk olunca da aile olur. Aile bir araya gelince birlikte olur. Karı koca hayatını, evlilik hayatını yaşamak için kendisi dışındaki her şeyi dışarıda bırakması gerekir. Yani iki tarafın ailesi de aynı mesafede, çocuklar da aynı mesafede kalması gerekir. Dolayısıyla burada hani ben diyemeyen insan, hani ben kocamla yatmak istiyorum, ben karımla yatmak istiyorum ya da bu böyledir. Şimdi burada şu var, bu anne babanın özelinde gidelim. Kimse kusura bakmasın ama genelliyoruz. Şey hocam, soru şöyle, birkaç soruyu toparlayarak sordum. Üzerinden gitmiyoruz şu anda ama genelde çok gelen bir soru. Benim de çok karşılaştığım durumlar. Evet, çocuğun yatağını ayıramama ve mesela bir soru daha var, tamamlayıcı bir soru aslında. Yatağına koyuyorum, yatağında uyutuyorum ama gece tekrar geliyor gibi. Bunu da yine cevabınıza eklerseniz hocam, çünkü sonra başka bir soruya geçeceğim. Evet. Şimdi bu anne baba kendisi sınırlarını bilmeyen, sınır tanımayan, aslında böyle bu insanlar şey gibi olurlar. Çok uyumlu, uysalmış gibi, yani çocuğa bile uyumlanıyor. Yani çocuğa bile uyumlanmak öyle bir şey değil. İyi niyetli, toplumda çok iyi, asla kötülük yapmayan, işte vur başına ekmeğini al görüntüsü veren, herkesin çok sevdiği insanlardır. Ama bir tarafları ezik görünür. Fakat bunun altında sınırsızlık yatar. Bu ne demek biliyor musunuz? Kural tanımamak. 7-8 yaşındaki çocuğun yatakta ne işi var? Hangi din, hangi kültür, hangi psikoloji ekolünden destek alarak bunu yapıyor olabilirsiniz? Yani böyle bir ekol varsa o ekol, öyle bir ekol yok. Yani
bizim öğrendiğimiz bilimsel işte psikoloji bilimlerinde de yok. Dini eğitimler, siz de ben de inançlı insanlar sonuçta görünüyoruz zaten. Duyduğumuz, bildiğimiz ne hani herhangi bir mezhep, ne herhangi bir işte dini ekolde de yok. Dolayısıyla bu kural tanımazlıktır. Aslında kural tanımayan anne babanın kuralsız çocuğu olmuş oluyor. Yani iyi niyetli olmak, iyi görünmek, sınırlarını bilmemek iyi bir şey değil. Bu kuralsızlık ve kurallarını kendi koymak demek. 7-8 yaşına kadar annenin babanın yatağında yatan çocuk varsa bu anne baba aslında otorite tanımayan, kural tanımayan, hiç kimseyi dinlemeyen, kendi başına kendi kurallarını koyan insanlar demektir. Dolayısıyla bu anne baba önce bir ben olacak, işte kural tanımak için de ben olmak gerekiyor ya, biz her şey yani herkes ve her şey. Kural tanımak demek, bir yerden beslenmek demek, taraf olmak demek. Bu anne babalar taraf olmaya gönülleri razı gelmez. Yani işte disiplinden taraf olduğunda çocuğu kaybedeceğini düşünür. Hayatta hiçbir şeyi kaybetmek istemeyen insanların profili budur. Her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır demeyen, güçsüzmüş gibi görünüp aslında bunu güç olarak kullanan, hiçbir tarafta olmayıp her şeyle birlikte olan, bu aslında çok büyük bir egoya gider. Hani her şey, ben her şeyime gider biraz daha derinleştirirsek. Dolayısıyla bu tür anne babalar, çocuklarına kural koyamayan anne babalar kendi kuralsızlıklarıyla yüzleşmeli. Bunun için gerekirse terapi almalı ya da oturup düşünmeli. Ben kural tanıyor muyum? Ki yani tekrar tekrar söylüyorum, ne bizim kültürümüzde, ne dinimizde, ne bir psikoloji biliminde, ne başka bir bilimde 7-8 yaşına kadar annesinin babasının yatağında yatması gerektiğine dair hiçbir bilgi, veri ya da gelenek, kültür yok. Böyle bir gelenek de yok. Hani bana diyemezsiniz ki işte şu memlekette biz böyle yaşıyoruz. Böyle bir yaşantı yok. Çünkü evliliğin, ailenin kurallarına aykırı. Ki mesela doğuda bir salonda bir sürü işte anne baba ortada yatar, çocuklar etrafta yatar. Yine anne babayla yatmazlar. Yani yine çocuklar kendi yatağında ama anne babanın etrafında yatarlar. Hani iyi bir şey değil, o da ayrı bir sorun ama annesi babasıyla aynı yatakta yatmak hiçbir zeminde yer bulmayan çok büyük yanlış ve kural tanınmamanın, sınır tanınmamanın, ben canım nasıl isterse öyle yaparım demenin aslında göstergesi. Bir sonraki soruyu sorduysanız da unuttum. Şey hocam, yani gece koyuyorum ama tekrar geliyor. Şimdi yaşına göre ayrıştırma döneminde 2-3,5'a kadar falan çocuğun ayrıştırması biter aslında. Götürürsünüz sonra tekrar, ben kendi çocuklarımdan da hatırlıyorum. Bir hafta falan sürmüştü ve geceleri bir hafta boyunca gece o gelir siz götürürsünüz, o gelir siz götürürsünüz. Siz bunu düzenli yaptığınızda, fedakarlık demektir ya hani annelik, o yüzden işte saçımızı süpürge ederken onun ağzına yemek tıkamak değil de benliğini ayrıştırırken, kişiliğini oluştururken yaparsak aslında ben sana benlik oluşturdum dediğimizde çocuğumuz da yapmasaydın demeyeceği bir şey olur. Yani burada fedakarlık yapmak gerekiyor. O gelecek. Siz götüreceksiniz. Benim hatırladığım kendi deneyimimde bir hafta. Olmadı sizinki de 2 hafta olsun. Olmadı 21 gün 3 hafta olsun. Ama illaki siz ısrar ederek, istikrar göstererek bunu başarırsınız. Çocuk bir yerde alışır. O gelecek, siz götüreceksiniz. Biraz uykusuz kalacaksınız. Hocam şey gibi bu. Hani bir köpek balığı testi var ya. Araya bir cam koyuluyor. Bir balık var. Aslında sürekli o balığı yemek için teşebbüs ediyor ama cama çarpıyor. Bir süre sonra artık cam kaldırılsa bile oradan diğer tarafa geçmemeye. Evet. Psikolojinin temeli koşullanmadır işte. Hani en temel değişmeyen. Şimdi şöyle şeyler var. Hocam kaldı mı? O ilk hani Pavlov'un köpekleri meselesi. Psikolojiyi ortaya çıkaran ya da temelini, zeminini oluşturan bir buluş. Hiç değişmeyen çok ilkel bir şey. Aynen, siz götürür koyarsınız, o artık sizi unutur, koyduğunuz anda onun yatağı olur. Ve bunu hani kendim şahsi deneyimlediğim için de biliyorum, yönlendirdiğim danışanlarımdan da biliyorum. Ve insanoğlunun yaşama biçimi bu olduğu için ya da anlayış biçimi bu olduğu için de biliyorum. Yıllar önce, 100 yıl önce bu keşfedilmiş bir olay, yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Yani korkuları olan çocuklarla ilgili soru geldi ama biraz daha yani korkusu olup da sürekli anneyi çağıran, babayı çağıran çocuklar var. Orada ne diyebiliriz hocam? Kısaca bir cevap verebiliriz. Evet, şöyle, anne baba kaygılıdır. Kaygı, güven vermemiştir. Hani yapabilirsin vermemiştir ama bunun dışında norm oyun terapisi vesaire gibi
çocuk terapileriyle çözülebilecek bir olay. Yani nedeni de bulunur, çözümü de gerçekleşir. Yine anne babanın verdiği bir şeydir ya da bir travma da olabilir. Çocuk bir gün korkmuş olabilir, izlememesi gereken bir film izlemiş olabilir, görmemesi gereken bir sahne görmüş olabilir. O yüzden bu özel bir korku varsa terapi aldırmak, bir oyun terapisi özellikle iyi gelir. Hı hı. Hocam aslında az önce çok güzel bir yere yine temas ettiniz. Sınır dediniz. Bir yerde olup da bir yerde olmama olmaz. Aslında insanda sınır ya vardır hani ya yoktur gibi. Bu çok önemli bir detay. Çocuklardaki öfkenin altında yatan nedenlerden biri de bu olabilir mi? Sınırların aslında bir yerde olup bir yerde olmayışı. Aslında hayatın tümüne şamil olmayışı. Çünkü çocuk bazen bir yeri zorluyor, orada bir yer esniyor. Yani aslında bunu ben böyle ev şeyiyle metaforlaştırmıştım. Bir anda odanızın ortasında duvar olduğunu düşünün. Daha önce hiç olmayan bir yerde duvar var ve hayatınızı kısıtlıyor. Öfkelenir insan. Ama bazen de bir bakıyorsunuz bir anda yatak odanızın duvarı kalkmış, yan evdeki insanlar sizi görüyor falan. Bu da insan için çok güvensiz ve rahatsız edicidir. Sınırlar aslında insan için böyle böyle midir? Nasıl siz Şimdi şöyle, öfke sınır ihlalinden gelir. Yani içgüdüsel olarak ergenlikte kişi sınırlarının ihlal edileceğini anladığı anda öfkelenir. Bu trafikte de böyle. Hani birdenbire öfkelenir ya insanlar. Neden? Çünkü bütün yolu kendisine ait zanneder. Yandan birisi gelip solladığında ya da önüne kırdığında bir şey yaptığında erkekleri bilirsiniz eline o sopayı alıp iner. Sen nasıl? Çünkü sınır ihlali hisseder. Farkında değil. Fakat orası onun değil. Burası sosyal alan ve toplumsal alan. Herkesin kullanabileceği bir yer. İşte kişi yine atfı küçüklüğe yapacağız. Ben kim, sen kim bunun ayrımını yaparsa gerçekten kendi sınırları ihlal edildiğinde öfkelenir ve bu öfke yerinde olduğu için onun hayrına hizmet ederken karşı tarafı da sınır koyar. Ama kişi ayrışmamış benlik, ben olmamışsa, kendini ve diğerini ayırt edemiyorsa işte trafikteki gibi ne denir ona? Amme yolu, yani halka, bütün halkın vergisini ödediği, bütün halkın kullandığı o yolu sadece kendine ait hisseder. Çünkü ben diye bir şey yok. Ayırt etmemiş kendini ve diğerlerini. Bulunduğu her yer ona ait olduğu için onun önüne kırınca da sen burada ne arıyorsun? Burası sadece benim der gibi gider adamın üstüne. İşte bu metaforu kullanarak anlatabiliriz. Kişi ben zannettiği şeye tepki verir, öfkeyle tepki verir. Ama biz ona doğru benliği küçükken oluşturursak, zamanında verirsek çocuk da doğru zamanda öfkelenir. Sınır da böyle bir şey. Yani ben ve sen, her şey sınırla başlıyor. Benlik de sınırla başlıyor. Kendilik, kişilik diyebiliriz buna. Benlikle sınırla başlıyor. Sorumlulukla devam ediyor. Sonra özgüvene dönüşüyor ve sonra özgürlüğe dönüşüyor. Özgürlükse bugünkü ergenlerin ben deyip canları ne isterse yaptıkları bir şey değil. Özgürlük sorumluluk almak demektir. Yani bu sorumluluğu almak istiyorum. Alıyorsam işte ben özgür bir insanım. Sorumluluk alamıyorsam özgür hissetme ihtimalim yok. Canımın ne istediği her şeyi yaptığımda özgürlük hissetmediğim için daha fazla yapıyorum, doyum almıyorum. Özgür hissetmek doyum almaktır. Hani hatırlayın, hepiniz bir bunalmış, ne bileyim bir acı yaşamış ya da bir şey olmuş, birkaç gün bir cenaze, bir düğün, bir şey. Sonra çıktığınızda ne kadar mutlu ve özgür hissedersiniz. Ne zaman sorumluluklarınızı yerinize getirmişseniz. Bir o durumda sorumluluklarınızı yerinize getirmemişseniz de özgür ve mutlu hissetmezsiniz. İçinizde bir vicdan, bir suçluluk duygusuyla yaşama devam edersiniz. Yani özgürlük sorumluluk almak, o sorumlulukları yerine getirmek. Sonucunda ben yaptım dediğimizde hissettiğimiz bir şeydir. Hı hı. Evet hocam, bazı sorular var. 14 yaş, 15, 16. Hani ergenlik yayınlarımızı daha önce izledi mi ya da takip etti mi? Tekrar edebiliriz hocam. Sıkıntı yok. Yani 14 yaşında içine kapanık, mutsuz bir çocuğu olduğundan bahsetmiş katılımcımız. Şimdi o da şu olabilir. Hani benlik diyoruz ya, fazla sorumluluk verip hiç hak verilmemişse çocuk kendinde duygu ifade etme hakkı, düşünce ifade etme hakkı görmediğinde içine kapanır. Hiçbir hakkı yok. Yani çoğunlukla yeni nesil ben diyen nesil. Fakat bir kısmı da içine kapanıp baskıcı, hiç hak verilmeyen ailelerin çocukları olabilir. Kendini ifade etme hakkı bulmuyor olabilir.
Bununla birlikte ergenlik bizim patolojilerimizin de ortaya çıktığı dönem olduğu için, çünkü o güçlü değişim, zihinsel değişimde aynı zamanda genetiğimiz, hani çocukken yoktu, nereden çıktı dediğimiz bazı biyolojik durumları da ortaya çıkarabilir. O yüzden bir psikoloğa, belki bir psikiyatriste götürüp bir varsa teşhisini aldırdıktan sonra çocuğa kendini ifade etme imkanı vermek gerekir. Yani bunu sen yap. Biraz onu işte sen söyle, sen götür. Tamamen sorumluluğu baştan sona. Ne bileyim, 14 yaşındaki bir kız çocuğuysa ya da erkek çocuğu da, bence artık herkes mutfağa girmeli ve kendi karnını doyurmalı. Bir kek, hani bir internetten bak bir kek yap gibi bir şey. Baştan sona kendi yaptığı bir şey. Bu odayı topla ya da işte burayı temizle ya da ne bileyim neyse o. Hani evde bir sorumluluk verilebilir. Bu senin sorumluluğun. Anne hiç ya da baba müdahale etmez, karışmaz. Çocuk baştan sona kendisi yaparken kendisini ifade etmeye, özgüven geliştirmeye başlayabilir. Evet. Bir de tabii ki tam zıttı. Az önce biraz değindik ama çok fazla da öfke sorunu. Aile işte 13 yaşında erkek çocuk, 14 yaşında dikkat dağınıklığı, yalan mesela, dikkat dağınıklığı sorunu olan bir çocuğun yalan sorunu ya da özelden gelen bir soru vardı. İleri yaşlarda, normal şartlarda, o yaşlarda hiç yalan söylemeyen, erken yaşlarında hiç yalan konuşmayan bir çocuğun ileri yaşlarda, 18-20 yaşlarında daha böyle asi olduğu ve yalan söylediği gibi sorunlar var. Yani biraz daha böyle isyan şeyleri, evet, durumları. Bu konuda ne söyleyeyim? Şimdi daha erken evrede, hani o öfke dedik ya, öfke sınır isteğinden gelir bir yandan, bir yandan sınır ihlalinden gelir. Şimdi sınırları belli olan yerde işte niye öfkeleniyor çocuklar? O telefonu bırak, telefonu elinden alıyorsunuz. Onun yerine bir alan açıp işte şu kadar alanda şu kadar yapmalısın dememiz gerekiyor. Sürekli telefonunu kontrol ediyorsak, sürekli ne yaptığını gözler üzerinde beklentiyle, yani o telefonu verip bir de beklentiyi yükseltiyorsak, bu çocuk öfkelenir. Ona alan tanımadığımız için alanları belirli. Yani hayat şöyle bir şey. Nasıl söyleyeyim? Mesela bizim dinimizde de yemek içmek değil mi serbest, ama belli haram noktaları var. Şunları şunları yemedikten sonra işte istediğinizi yiyin için. Ya da midenizin üçte birini boş bırakarak yiyin vesaire gibi. Evet, yeme içme var. Biz yeme içmeden yaşayamayız. Ama bunun bir sınırı var. Bir cinsel ilişkiyi Allah içgüdüsel olarak vermiş, üremek için, ama onu da sınırlandırmış nikah dairesi içinde belli şartlarda. Yani sınır böyle bir şey. Bir şey şu an bütün çocuklar ya da dünya teknolojiyle yaşarken teknolojiyi kısıtladığınız zaman çocuğunuz öfkelenir. Bu teknolojiyi, hani diğer az önce bahsettiğim gibi yeme içme vesaire temel hiç değişmeyen ihtiyaçları, evet, herkes karşılayacak. Nasıl karşılayacak? Sınırlar içinde. İşte sınırlar içinde karşılayabilmesi için o sınırların uygulanabilir olması lazım. O sınırların o şeyi doyasıya yaşatacak şekilde olması lazım. Siz çocuğunuzun tepesinde bekleyerek eline telefon verirseniz o çocuk öfkelenir, doymaz, tatmin olmaz. Yani ona sınır çizeceksiniz, şu alanda şunlar ya da işte evdeki şu sorumlulukları yaptıktan sonra ya da işte vesaire vesaire, bu telefonu sana alıyorum, dünyanın parasını veriyorum, sen de bunun karşılığında işte şunları şunları yapacaksın gibi. Hani karşılık çok sevdiğim bir şey değil ama ödül ve ceza. Bir sürü şey olabilir. Bir çocuk bu yaşta çok öfkeli, sürekli bana karışma, bana karışma diyorsa, daha önce bu ailede bir otoritenin olduğunu, anne babanın otorite olduğunu ve kuralların olduğunu, kuralların bir şekilde işte dinden, kültürden, gelenekten, herhangi bir yerden geldiğini ve bunun değişmeyeceğini evde ve okulda öğrenmiş olan çocuk bunu yapmaz. Çünkü okulda kurallar ve düzen sisteminin içindedir. Değil mi? Gidersiniz, sabah belli saatte gidersiniz ve ders saati içinde yapmanız gerekenler vardır, yapmamanız gerekenler vardır. Aslında her yerde sınır varken bu çocuklar bu sınırı almıyorsa, evde ve okuldaki kurallara baş kaldırıyorsa, bir baş kaldırı isyan diyorsunuz ya, işte burada aslında sınırların doğru konmadığını, her isyan bana sınır koy demektir. Sınır istiyorum demektir. Sınırlarımı bilmek istiyorum demektir. Sınırlar içinde özgürleşmek istiyorum demektir. Anne baba bunu fark etmiyor ve ne yapacağını bilmiyor. Anne babaların kafaları da karışık. Zaten yetişkin anne baba çok az. Yani kendini birey hisseden, ben diyebilen anne baba çok az olduğu için bu benlik de oturmuyor. Dolayısıyla kafalarını toparlamak için diyor.
Bunun için de yazarak, çizerek, yardım alarak artık bir şeyler Onu yapmalı. alabilir miyiz? Kafaları toparlamak için dediniz. Sesiniz. Sınıflandırma, düzen, sistem. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Sistem, biz daha dünyaya gelirken içimizde olan, doğuşumuz, oluşumuzla birlikte bizim içimizde var olan bir şey. Oturup yazıp çizebilirler. Nerede hata yaptım? Ben kimim? Ne kadar anne hissediyorum? Çocuğuma bakınca onu çocuk gibi, kendimi anne baba gibi hissediyor muyum? Yoksa onu görünce öfkeleniyorum, onun yaptıklarını yani onun yaptıkları karşısında yönetmek yerine ona ceza vermek, hırslanmak, gıcık olmak vesaire, sinirlerim mi bozuluyor gibi sorular sorarak ne kadar anne baba hissediyorum kısmını hallederlerse, anne baba hissettikten sonra mecburen, otomatikman, refleks olarak yönetime geçecekleri için bütün bunların yönetilmesi gerektiğini kabul edip yollarına devam edecekler. Ve bunun için reçeteye ihtiyaç şöyle hem var hem yok. Herkesin kendi reçetesi olabilir, kendi reçetesini oluşturabilir. Yeter ki yönetme bakış açısında olsun, anne baba koltuğunda otursun. Evet. Hocam bir de şimdi 14-15 yaşında artık diyor ya da 16 yaşında biz diyor erken çocuklukta sınır koymayı yapamamışsak, bunu atlamışsak bundan sonrası için hala bir şey var mı? Şansımız var mı? Tabii. Anne baba koltuğuna oturup biz bundan sonra anne baba olmaya karar verdik ve sınırlar koymamız gerekiyormuş, bunu bilmedik deyip bir sınır kurallar silsilesi koyarak bundan sonra bizim evde kurallar böyle dedikten sonra istikrarla, yani şu değil, deklare ettik, çocuklar da hemen yapmaya başlayacak değil. Sürekli hatırlatarak, sürekli onlar sınırı delmek istediğinde hayır derken onların delmesini bekleyerek hayır dememiz, ona öfkelenmeden hayır dediğimizde yönetici oluyoruz. Yani biz onlara kural koyuyoruz, bir kere söyledik ve onlar hemen yaptı beklentisindeysek yönetici pozisyonunda değiliz zaten. Karşı tarafın bunu delmek istediğini bileceğiz. Alışkanlık en zor ve en son değişir. Düşünce değişir, fikir değişir ama bunun alışkanlığa dönüşmesi zaman alır. Çocuklarımıza değişim için zaman ve şans ve imkan vererek sabır ve istikrarla yapamayacağımız hiçbir şey yok. Evet, genelde bununla ilgili de soru vardı hocam. Buna da cevap vermiş olduk. Yine hani bu konuya devam edebiliriz hocam. Bu konu ne kadar anlatsak yerleşinceye kadar anlatabiliriz. Kesinlikle. Çünkü yine sorular geliyor. Ya yayının başında belki de kaçırmış olanlar olabilir. Tekrar bir yayını dinledikten sonra bu sorular hala devam ediyorsa bize iletebilirsiniz. Sonraki yayınımızda yine bu konunun devamını ele alırız. Çünkü şu an süremiz sona erdi. Çok teşekkürler kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Rabbim faydalı ilminizi bereketlendirsin. Biz istifade ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm yorumlarınız ve sorularınızı desteklediğiniz için. Buyurun kıymetli hocam. Ben teşekkür ediyorum katılımcılara. Evet, soruların hepsi cevap bulmamış olabilir. Programlara devam edeceğiz. Ben de nasıllar videosunu uzun uzun çekeceğim inşallah. Hani Instagram'da yeterli olmuyor, YouTube'da da uzun uzun çekeceğim. Fırsatı olmuyor. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğünce biz anlatmaya devam edeceğiz. Anlattıkça anlaşılması kolay olacak. Çünkü hani dedim ya, ön yargılarımız var. Psikoloji terimleri biraz inancımıza, kültürümüze yabancıymış gibi gelip kulaklarımızı kapatabiliyoruz. Biraz daha açık, hani psikolojiyi her şeyden bağımsız, insanın temel, hiçbir yerde değişmeyen gerçeği ve kendi içinde bir matematiği olduğunu, bir sistemi olduğunu anlamasak bile bilirsek, dinlemeye devam ederek, okumaya, araştırmaya devam ederek illaki bir yol bulacağız. Çünkü arayanlar bulur biliyorsunuz. Yani bulanlar arayanlardır. İllaki buluruz. Biz ne kadar iyi niyetle kendimiz için, çocuklarımız için, ailemiz için çabalarsak Allah da bize o kadar yardım edecektir diye düşünüyorum. İstikrar, sabır olacak. Yani bir gün başaracağız. Allah razı olsun. İnşallah başaracağız. Bu duamıza fiili olarak da öğrendiklerimizi uygulayarak dualara devam edeceğiz. İnşallah muvaffak olacağız diyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.